Bolu hayırsever ve iş insanı merhum İzzet Baysal tarafından kurulan İzzet Baysal Vakfı her sene olduğu gibi bu sene de Bolu'daki liselerden birincilikle mezun olan gençlere ödüllerini takdim etti. Garnizon komutanım, belediye başkan vekilim. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda 37. İzzet Baysal Vakfı Orta Öğretim Başarı Ödülleri töreni gerçekleştirildi. Anadolu sesinden Beşten Aslı Akyıldız. Törene Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Albay Cavit Nartop, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, İl Protokolü, İzzet Baysal Vakfı Yönetimi ve Mütevelli Heyeti üyeleriyle öğrenciler ve ailelere katıldı. İsrafı baş düşmanı ilan etti. Sabırlı olmasını bildim. Başkan Yardımcısı Özdemir, vakfın yatırımlarına dikkat çekti. 37.sini gerçekleştiriyoruz bu ödül töreninin. Bolu Belediyesi bile, devlet bile yatırımlarını durdururken İzzet Baysal'ımız, İzzet babamız öyle bir vakıf kurmuş ki, öyle bir yatırım yapmış ki, gelecek nesillere taşımış ki şu an hala bu yıl şu yatırım yapacağız, önümüzdeki yıl şu yatırım yapacağız şeklinde dinleyebiliyoruz. Demek ki biz bu yıl 37.sini gerçekleştiriyoruz. Gelecek nesillerde 47.sini, 57.sini, 1007.sini, belki 1207.sini, binlercesini gerçekleştireceğiz. Bugün siz burada okul birinci olarak buradasınız. Belki gelecekte okulları bitireceksiniz, çok başarılı olacaksınız. Çünkü buna inanıyorum. Gelecekte başarılı olacaksınız. Sayın Valimizin oturduğu yerde, Sayın Komutanımızın oturduğu yerde, Sayın Rektörümüzün, Müdürümüzün oturduğu yerlerde sizler oturacaksınız. Sizler de size verilen ödüller gibi vermeye devam edeceksiniz. Bu İzzet Baysal Vakfımızın bugünkü yapısından dolayı gerçekleştiriyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç, İzzet Baysal'ı yad etti. İzzet Baysal gerçekten gerçek bir vatanseverdi. Bolu'ya, ülkesine, milletine aşık bir vatanseverdi. Bunu da nereden anlıyoruz? Bu kadar para biriktirmiş, servet edinmiş ama bu servetini başta bu millete, Bolu halkına, onların daha iyi bir eğitim alması, daha iyi sağlık imkanlarından yararlanması, sosyal, kültürel yönden gelişmesi için bütün servetini bir vakıf kurarak bu vakfa bağışlamış ve bu vakıf aracılığıyla da Bolu'nun, ülkemizin gelişmesine öldükten sonra da hizmet etmeye devam ediyor. Kendisini rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun. Konuşmaların ardından lise birincisi 50 öğrenciye ödülleri takdim edildi.